TV ekranlarından herkese mutlu günler efendim. Yepyeni bir okuldan sonra programıyla yeni bir haftadan sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz programımızda mezunlarımızı çalışma alanlarında ziyaret ediyoruz. Onlar da bizi ağırlıyorlar. Biz de kendini programımızda ağırlıyoruz. Hem okul yıllarını konuşuyoruz hem de kariyer hayatlarını konuşuyoruz okuldan sonrasında. Bu hafta ise Beykent Üniversitesi Büyükçekmece yerleşkesinden gerçekleştiriyoruz yayınımızı. Özge Şahin'le birlikte olacağız. Kendisi 2010 yılında Beykent Üniversitesi'nden Turizm ve Seyahat Hizmetleri programından mezun oldu. Hemen kendisini tanıyalım istiyorum ben. Merhabalar. Merhabalar Ezgi Hanım. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok iyiyiz, süperiz. Sizi yakından tanıyalım. Tabii sonrasında ki. Sonrasında bir nostalji turuna çıkacağız birlikte. En güzel yıllarımıza gideceğiz. Tabii ki. 2010 Turizm ve Seyahat Beykent Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri bölümünden mezunum. Ön lisans mezunuyum. 2008'de başladım. Daha sonra mezun olduktan sonra iş hayatına atıldım. Turizm sektörü bilindiği üzere eğlenceli, güzel, seyahat edebileceğiniz olanaklara sahip güzel bir bölüm, meslek. İletişime de çok dayalı aynı zamanda. İletişime açık bir meslek. İş tecrübelerimden bahsedecek olursak, bakanlığa bağlı müzelerde, gişelerde çalışmaya başladım ilk etapta. 6 yıl boyunca bir şirkette çalıştım. Bu sayede çeşitli diller öğrendim. Ne kadar güzel. Evet, ne biliyorsunuz evet. Mesela? İngilizce biliyorum. Çok iyi, çok güzel. Evet, İspanyolca birazcık biliyorum. Vay harika, evet. Çok hoş. Teşekkürler. Tabii ki üniversitemin bu konuda çok fazla katkısı oldu dil üzerinde. Gerçekten altyapı olarak Beykent Üniversitesi'nde çok güzel bir eğitim aldım. Şunu sormak Buyurun. İstiyorum ben aslında. Biraz en başına gidecek olursak çok güzel, eğlenceli bir bölüm dediniz. Tabii. Bize göre de dışarıdan baktığımızda öyle. Tabii ki her şeyin, her mesleğin zorluğu var ama güzel tarafları da var zorlukları olduğu kadar. Siz turizm ve seyahat hizmetleri okumaya ne zaman, hangi yaşta, hangi dönemde karar verdiniz? Bu kararınızdaki etkenler neydi? Evet. Hani biraz onları merak ettik. Bir hani birey mesleğine nasıl karar veriyor? Neler etken oluyor bu durumda? Sizden de sizin adınıza dinlemiş olalım bunu. Aslında seyahat etmek gerçekten benim en çok sevdiğim hobilerimin arasındaydı. Hani farklı mesleklere alem de özellikle yönlendirmeye çalıştı. Ama ben hani belki 17-18 yaş larımdan itibaren hani kendi kendime telkin ediyordum. Hani ben seyahat etmeyi seviyorum. Bununla alakalı bölümler ne güzel. Tercih edeceğim diye düşünüyordum. Ve tabii ki turizm bu anlamda benim için gerçekten önemli bir meslekti. O nedenle üniversitelerde, hangi üniversitede en iyi eğitimi nereden alabilirim diye araştırmalara koyuldum. Ve Beykent Üniversitesi'nin bu anlamda diğer üniversitelere nazaran çok daha iyi olduğunu gördüm. Ve alemle bunu paylaştım. Daha sonra birlikte tercih ettik. Ve birlikte yine bana destek oldular. Ne kadar hoş. Evet. Kayıt oldum. Bu şekilde gelişti. Peki Beykent Üniversitesi'ni ne gerekçeyle seçtiniz? Yani illaki araştırmışsınızdır, evet. Bir gerekçeniz vardır, onu merak ettim. Beykent Üniversitesi bana diğer üniversitelere nazaran çok daha kurumsal geldi. Dışarıdan gözlemlediğim ilk etapta daha kurumsal, daha gerçekten öğrencilerle daha ilgili, alakalı. Arkadaşlarım vardı. Benden büyük birkaç arkadaşlarım vardı. Onlar okuyordu. Ben birazcık onların da önerisiyle geldim açıkçası. Çünkü onlar çok memnunlardı. Çok, evet, evet, çok güzel.
Onlar tavsiye ettiler ve gerçekten de 2010 mezunuyum ben. O zamanlarda çok, şimdi de öyle gerçekten kendi alanımda çok çok iyi üniversitemiz. O zamanlarda da aşırı popülerdi ve onların da tavsiyesi üzerine ben tercih etmek istedim. İyi ki de tercih etmişim. Gerçekten çok çok memnun kaldım. Peki ben şunu da sormak istiyorum. Şimdi en güzel, üniversiteyle ilgili en güzel heyecanlardan bir tanesi sonuçların açıklandığı an. Evet. İşte bin bir çabayla sınava çalışıyoruz. Uzunca bir süre giriliyor sınava. Yine büyük bir heyecanla bir savaş veriliyor içeride. Sonrasında araştırmalar, görüşmeler, tercihler yapılıyor ona göre. Ve artık bir sonuca bağlanacak en önemli nokta aslında ve tercih sonuçları açıklanıyor. Evet. Siz bu tercih sonuçlarının açıklandığı gün kim, neydiniz, nasıl hissettiniz o an Beykent Üniversitesi işte Turizm ve Seyahat Hizmetleri programını orada görünce? Biraz o anları dinleyelim sizden o günü. Tabii ki. Aslında ben başta da dediğim gibi annem ve babamla tercihimi birlikte yaptım ama aslında babam daha çok yine Beykent Üniversitesi'nin lojistik bölümünü okumamı istiyordu. Onlar da tabii heyecanla bekliyorlardı. Fakat benim gönlüm yine turizmden yanaydı. İlk tercihim oydu çünkü. Daha sonra biz haberini aldığımızda ben çok çok sevindim. Çünkü benim istediğim meslek, bu alanda ilerlemek istediğim meslek buydu. Annemler dediğim gibi her zaman, her anlamda benim annemle babam yanımdaydılar. Ne kadar aynen. Hoş. Buradan evet. Selamlar gönderelim kendilerine. Teşekkürler. Sevgiler, selamlar kendilerine de. Peki, sevindik tabii ki doğal evet. Olarak. Bu çok güzel bir başarı çünkü. Sonrasında kayıt olduk ve okuldaki ilk üniversiteli günümüz başlıyor. Yani okulun ilk açıldığı gündeyiz. Evet. O gün nasıl geçti? Çok büyük bir heyecanla geldim. Çünkü üniversite deyince çok farklı bir ortamın sizi beklediğini biliyorsunuz. Hı hı. Liseden apayrı bir dünya. İlk geldiğimde tabii ki kimseyle tanışmıyorduk. Arkadaşlarla tabii ki aramızda belli bir mesafe oldu. Fakat ortam çok iyiydi. Hocalarımız çok güzeldi. O gün hocalarımız bizi kaynaştırdı. Birlikte teneffüslerimizi birlikte geçirdik hatta. Hı hı. Kaynaşmamıza yardımcı oldular. Ne çok kadar çok hoş. Tatlı hocalarımız vardı gerçekten o anlamda. Çok şanslıydık. O şekilde ilk günden sonra, ilk günün heyecanını atlattıktan sonra Ezgi Hanım, kaynaşmaya başladık ve o şekilde güzel arkadaşlıklar edindik. Ne kadar hoş gerçekten. Evet. Bir de başka olur aslında üniversitede olsukları. Tabii. İlk kime tanıştığınızı hatırlıyor musunuz? İlk evet hatırlıyorum. Selcan diye bir arkadaşım vardı. Ya. Evet. Benden biraz büyüktü. Çok çok tatlıydı kendisi. Buradan da selamlarımı iletiyorum kendisine. Evet. Güzel bir arkadaşlığımızın, dostluğumuzun başlangıcı oldu ilk gün. Ne kadar güzel. Ben mesela ilk kimle tanıştığımı hatırlamıyorum. Ama evet. İlk kimlerle tanıştığımı hatırlıyorum. Yani bizim dersliği ararken böyle topluca bir tanışmamız olmuş evet, kantinde. Hani oryantasyon olacak. Hani herkes zaten birbirine soruyor falan derken RTV yani radyo ve TV programcılığı olarak ilk ben de ön lisansım Beykent Üniversitesi'nin bu yerleşkesinde çok tamamlamıştım. Güzel. Sonrasında diğer yerleşkemize geçiş yapmıştım. Bizim topluydu ve turizm gibi işte radyo ve TV gibi bölümler, programlar biraz daha hareketli, evet. Biraz daha sanki diğer bölümler alınmasın tabii ki ama hani bölümün kapasitesi açısından, ilişkileri açısından daha sanki atılgan olabiliyorlar. Evet. Biz böyle toplu toplu tanışmalar olmuştu bizde çok de. Çok güzel, evet. Hala daha görüşüyoruz arkadaşlarımızla. Onlara da buradan selam göndermek istiyorum. Çok hatta güzel. Bazıları programımıza konuk oldu. Biz onlar yine programımıza, iş yerlerine dahil olduk, konuk olduk kendilerine ve gerçekten çok güzel yıllar. Kesinlikle. İlk gün peki neler yaptınız? Kesin oryantasyon serüveni bir olmuştur muhtemelen. Kesinlikle. Dersler hakkında bilgi aldık. Hangi gün hangi dersler olacak bunlar hakkında.
konuştuk ama daha çok sohbet halinde geçti. Dediğiniz gibi birden fazla kişiyle yeni ilk defa tanışınca daha farklı bir durum oluyor. Daha çok güzel, hatta birlikte çay kahve içtik, sohbetler ettik. Bu bölümü neden tercih ettiğimizi, hangi lisede okuduğumuza varana kadar birçok güzel sohbetlerle başladı dostluğumuz. O şekilde güzellikle ilerledi Ezgi Hanım. Ne kadar hoş. Peki hocalarımız kimdi? Tek tek hatta ana bildiklerimizi buradan almış olalım. Atilla hocamız vardı, Atilla Azar. Kendisi gerçekten çok çok ilgilendi bizle, çok ilgiliydi. Yine buradan kendisine selamlarımı iletiyorum. Halen devam ediyor. Gerçekten hocanın öğrencisi olmak Beykentli olarak gerçekten bir ayrıcalıktır. Bizle sadece sınıfta değil, teneffüslerde bile ilgilenir dersler konusunda. Tabii ki okuldan sonra da yine kariyer anlamında hangi yeteneklerimizin olup olmadığını, ne alanda ilerlememiz gerektiğine dair bir yol çizmemize yardımcı oldu Ezgi Hanım. Gerçekten çok şanslıydık. Hocalarımız halen öyleler. Çok iyilerdir o konuda. Çok iyiler. Evet. Çok güzel. Peki siz genel olarak nasıl bir sınıftınız? Genel olarak turizm bölümü olduğu için eğlenceli. Sizin de dediğiniz gibi radyo, televizyon, turizm ve bunun gibi birçok alanlar. Aşırı gibi bölümler. Evet. Uygulamalı biraz daha alanlar. Uygulamalı, sosyal aktiviteyi daha çok canlı tutan alanlar olduğu için eğlenceli, tur programlarının olduğu, arkadaşlarımız mesela turlar düzenlerdi, okulumuz güzel turlar düzenlerdi. Bu şekilde eğlenceli bir ortam vardı. Açıkçası. Ben de herhalde televizyonculuk alanını okumasaydım belki okumak isteyeceğim bölümler arasında olabilirdi turizm. Çünkü ben de gezmeyi çok seviyorum. Çok güzel. Gerçekten. Yelpazesi de geniş bir bölüm bildiğim kadarıyla. Kesinlikle. Evet, tur rehberliği de yapılabilir. Herhangi bir acentada da çalışılabilir. Tabii ki. Gibi aslında. Tam hani çok geniş bir bilgim yok ama hani bizim gördüğümüz, genelde dışarıdan bildiğimiz bunlar. Eminim daha fazla ayrıntıları da vardır. Seçilebilecek, yönelebilecek alanlar anlamında. Ama gerçekten hoş bir bölüm. Gezmek vardı hani olsun evet, baktığımızda. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Peki şöyle bir iki seneyi değerlendirdiğinizde nasıl bir iki seneydi sizin için burada geçirdiğiniz? Hayatımda geçirdiğim en güzel dönemlerden biriydi. Evet. Dediğim gibi arkadaşlıklar anlamında Beykentli olmak bence de başta da söylediğim gibi ayrıcalıktır. Burada okuyor olmak A'dan Z'ye her türlü öğrenci işlerinden tutun hocalarınıza kadar gerçekten ilgi ve alakayla karşılanıyorsunuz. Bu çok önemli. Evet. Her okulda bununla karşılaşmanız mümkün değil maalesef. Çok güzeldi. Çok güzel dostluklar edindim. Derslerim çok, hani hiçbir şekilde derslerimden kalmadım, başarılıydım da. Güzel. Evet. Ki şöyle ki zaten insanlar o kadar pozitif ki, hocalar o kadar pozitif ki, hiç kalmanıza hiçbir sebep yok. Size gerçekten dersi o kadar güzel anlatıyorlar, aksettiriyorlar ki kesinlikle başarılı oluyorsunuz. Hani tabii ki biraz da çalıştığınız takdirde kesinlikle başarılı oluyorsunuz. Bence çok şanslıyım ben burada okuduğum için. Kendimi öyle görüyorum Ezgi Hanım. 2 yıl boyunca birlikte yürüdüğünüz, evet, çalıştığınız, emek verdiğiniz arkadaşlarınızla neler yapardınız? Bu 2 seneyi nasıl geçirdiniz birlikte? Onu da böyle bir film şeridi gibi bizim gözümüzün önünden geçirmiş olun siz de. Genellikle sosyal aktivitelere katılırdık. Birlikte sinemalara giderdik. Sahil vesaire böyle. Sosyal alanda, açık alanda daha çok ders çalışmayı severdik. Ne kadar hoş. Evet, ki Beykent'i konum olarak güzel bir yerde, Büyükçekmece sahile yakın. Oraya giderdik, deşarj olmak adına, derslerin yoğunluğundan vesaire kurtulmak adına. Güzel aktivitelerimiz oldu, birlikte güzel anılarımız oldu. Ne kadar hoş gerçekten, evet, evet, bu anılarla hatırlamak.
Peki şimdi aynı grup o mezuniyete geçiş yaptınız. Evet. İşte cübbeler giyildi, kepler atılacak. O gün peki nasıldı sizler için? O gün çok çok heyecanlıydık. Müthiş heyecanlıydık hepimiz. Şu an bile söylerken. Anlatırken bile o heyecanı evet evet gerçekten. Çünkü her öğrencinin hayali mezun kesinlikle olmak, o kepi atmak. Ezgi Hanım, ailelerimizle birlikte mezuniyet alanına gitmiştik. Hepimiz yine orada yine kucaklaştık. Birlikte aynı sıralarda oturduk. Hı-hı. Birlikte kepimizi attık. Çok çok heyecanlıydı. Hocalarımız oradaydı. Birçok birimden, birçok tanıdığımız kişiler oradaydı. Çok çok güzel, gurur verici bir gündü bizim için. Ne kadar hoş. Gerçekten evet, tam anlattığınız gibi oluyor. Evet, evet. İnsan hem heyecanlanıyor, hem hüzünleniyor, hem gururlanıyor. Hepsi bir arada oluyor. Gerçekten güzel duygular bunlar. Peki mezun oldunuz, ne kadar süre iş için hazırlandınız, ne zaman işe girdiniz? İsim veremiyoruz ama ne alanlarda, hangi pozisyonlarda çalıştınız? Biraz şu güne kadar böyle sizden o mezun olduğunuz süreçten sonrasını dinleyelim. Arada bir 9 sene var çünkü. Tabii, oralar bayağı. Tabii ki. Mezun olduktan sonra iş arayışına hemen başlamadım. Bir nadas süreci oldu herhalde. Evet. Nadası yaptık biraz. Evet, biraz 7-8 ay kadar. Daha sonra 2011 Nisan ayında özel bir şirkette çalışmaya başladım. Müzeler kapsamındaydı. Bunlar Topkapı Sarayı, Ayasofya, arkeoloji gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelerde çalıştım. Gişeci olarak başladım. Daha sonra gişe sorumlusu olarak devam ettim. Hı hı. 6 yıllık bir projeydi. Çok çok güzel anılarım oldu. Gerçekten İngilizceyi gerçek anlamda orada öğrendim. Değil mi? Turistlerle gele tabii gele konuşa. Peki avantajları neler mesela? Şimdi turistik alanlar hem de bizim kendi tarihi mirasımız. İstediğiniz zaman girip dolaşmak, yani bu imkanlarınız var değil evet, mi? Evet, evet. Ne kadar güzel. Çok güzeldi o anlamda. Şimdi inanın özlüyorum. Gerçekten her gün gitme imkanımız vardı. Hatta çalışırken de diyorduk, gerçekten burada çalıştığımız için şanslıyız. Hı hı. Çünkü yurt dışından, birçok Avrupa'nın farklı noktalarından insanlar seyahat etmeye geliyorlardı. Özellikle müzeleri görmeye geliyorlardı. Biz orada bulunduğumuz ve çalıştığımız için şanslıydık gerçekten. Çok güzel bir ortamı vardı. Yani turizm alanında olduğu için insanların sosyalleşme alanı da olduğu için çalışma, hı hı, alanımız bizim için daha eğlenceli bir ortamdı açıkçası. Bu şekilde 6 yıl devam etti Ezgi Hanım. 6 yıllık sonunda ihale bitince başka şirket devraldı. Fakat ben o şirkette devam etmek istemedim, ayrıldım. Hı hı. Daha sonra İşkur eğitimlerine katıldım. Burada birçok kursa katıldım, ara verdim 6 yılın sonunda. Hı hı. Yine özel sektörde resepsiyonist olarak çalıştım. Yine özel bir yerde, hı hı, özel bir otelde. Burada da 2 yıl çalıştıktan sonra resepsiyonist işinin biraz benim için çok ağır olduğunu gördüm. Neden? Açıkçası çok çalıştığım otel çok aşırı yoğundu lokasyon olarak da, ve ayakta çalışmak beni zorladı açıkçası. Evet. Sürekli ayakta çalışmak zorladı. Hani mesleğimi seviyordum, dediğim gibi İngilizce konuşmayı çok seviyorum mesela. Fakat hem ayakta çalışıp hem o yoğunluk beni biraz yordu gibi. Resepsiyonistlik olarak devam etmek istemedim açıkçası. Hı hı. Bu şekilde. Sonra ne yaptınız? Evet. Sonra oradan ayrıldıktan sonra yine kendi isteğimle ayrıldım. Beykent Üniversitesi'yle, yine kendi üniversitemle çalışmaya başladım. Nasıl peki kesişi tekrar yollarınız? O kısmını merak ettim ben. Evet. Yine tanıdık aracılığı ile şöyle ki... Haber gelse, böyle bir birim var. Evet. Yine Beykent'ten arkadaşlarımız
Çünkü burada çalıştığımız hı hı. için burada güzel arkadaşlıklarımız, dostluklarımız hı hı. oldu. Onlar sayesinde arandım. Böyle böyle hani ben de burada okuduğum için bunun da bir avantaj olabileceğini belirttiler. Bu şekilde gelişti. İş görüşmesine geldim. Olumlu geçti Ezgi Hanım. Süreç bu şekilde ilerledikten sonra işe başladım. Çağrı merkezindeyiz şu an. Çağrı merkezindeyim. Aslında yine bölümle alakalı bir durum. Yine bir iletişim, yine bir ağırlama, yine bir hizmet var ortada. Kesinlikle. Gerçekten size zaten yıllarınızı vermişsiniz mesleğe baktığınızda. Evet. Az bir süre değil. Gerçekten. Peki nasıl çalışma ortamınız? Mutlu musunuz? Çalışma hayatı nasıl bir hayat? Yani buradan arkadaşlarımız, öğrenci arkadaşlarımız ya da yeni mezun veya mezun olacak olan arkadaşlarımız da izliyorlar. Onların da en azından birkaç böyle tavsiye anlamında sizden alacağı bilgilere ihtiyacı olabilir. Biraz dinleyelim sizden. Tabii ki Ezgi Hanım. Burada çalışmaktan çok memnunum. Gerçekten yine bıraktığım gibi. Üniversite zamanlarımda bıraktığım Beykent yine aynı ve daha da gerçekten güzel insanlarla karşılaştım. Çok çok güzel insanlarla karşılaştım. Aslında çalışma ortamınızda önemli olan sizi motive edecek insanların olması. Bu çok önemli. Çünkü negatif insanlarla çalışamazsınız. Evet. Bu direkt size yansır, işinize yansır. Ama burada öyle bir güzel ortam var ki, güzel, çok sıcak, samimi insanlar var. Hı hı. Gerçekten işe hemen adapte olabiliyorsunuz. Ay ne kadar hoş. Çok evet. Güzel bir şey bu gerçekten. Kesinlikle. Peki dediğin gibi iş hayatı ile ilgili yani okuldan sonrasında iş hayatına giriş yani okul evet. hayatı ve iş hayatı bağlantılı ama çok ayrı iki hayat birbirinden. Tabii hatta ki. Zıt ters yönde ikisi tabii de. Tabii ki. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz buradan arkadaşlara bir şeyler söyleyecek olursak? Tabii ki. Üniversite ortamı kesinlikle çok çok eğlenceli, güzel, zamanlarınızın geçirebileceği en güzel dönemlerden birisidir muhakkak. İş hayatı da emin olun öyledir. Yani arkadaşlara tavsiyem kesinlikle istedikleri bölümü seçsinler. Kendilerini hangi alanda başarılı görüyorlar, yeteneklerini hangi alanda olmasını istiyorlar. O şekilde ilerlemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü istemedikleri bir mesleği yapmasınlar. İstediğiniz bir mesleği yapın ki bu şekilde hani mutlu olabilirsiniz, motive olabilirsiniz. Evet. Tabii ki diğer türlü verim alamazsınız. Açıkçası peki. Tavsiyem budur. Peki iş hayatında başarılı olmak için ne yapmaları lazım arkadaşlarımız? Tabii ki. Öncelikle sabırlı olmaları gerekir. Pes etmemeleri gerekir. Çünkü hayat her zaman hayatta her zaman güzelliklerle karşılaşmayabiliriz. Olumsuz şeylerle de karşılaşabiliriz. Bir çalıştığınız şirkette patronunuz çok tabiri caizse despot olabilir. Farklı yer, başka bir yerdeki daha pozitif olabilir. Ama dediğim gibi sabırlı olmak gerekiyor. Bu şekilde ilerleyebiliriz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz size. Rica ederim. Harika ben bir yolculuğa ederim. Çıktık birlikte. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Bizimle de paylaştığınız için o yılları, anılarınızı. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim Ezgi Hanım. Gerçekten çok sağ olun. Evet efendim geldik keyifli bir sohbetin daha sonuna. Bugün okuldan sonra da Özge Şahin hanımefendi bizlerle birlikteydi. Kendisi Beykent Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı 2010 yılı mezunuydu. Hem okul yıllarını konuştuk hem de iş hayatıyla alakalı konuştuk. Kendisi yıllar sonra okuduğu üniversitenin bünyesinde çalışmaya başladı. İş hayatıyla ilgili de dolu dolu tavsiyeleri oldu. Öğrenci arkadaşlarımız ve yeni mezun olan iş hayatına atılacak arkadaşlarımız için ve bugün de programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki bölümlerde okuldan sonra da farklı mezunlarımızla tekrar sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.